burada bir tane konfeti var. Bunu şimdi ne? Nasıl? Adana'ya gidek mi? Şalvarından Cümleten selamünaleyküm. 20 dolar karşılığında bu görmüş olduğunuz depoyu açık artırmadan satın aldık. Depoda beni cezbeden iki şey oldu fotoğraflardan gördüğüm. Birincisi şu oyuncu koltuğu, ikincisi ise şurada görmüş olduğunuz motosiklet kaskı arkadaşlar. Bu depoyu Adana'nın gülü, ev arkadaşım Doğukan Karabulut kardeşimle beraber açacağız. Doğukan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. Senin tecrübelerini alalım. Depo hakkında neler düşünüyorsun? Depo benim daha önceden Adana'da bir define avcılığı yaptım. Yok, ilk depom olacak. İlk depon olacak. Seninle üstesinden geleceğiz. Hazırız. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Güzel şeyler çıkaracağız. Bir nabız kontrolü yapalım. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Direkt şu oyuncu koltuğuna başlayalım o zaman. Onu benim. Çıkarmakla. Başta bu benim. Ya hadi kardeşim. Zaten 10-10 verip de aldık depo. S-Razer'ın şöyle bir oyuncu koltuğu var. Tahminimce bu 80-100 dolar arasında. İkinci el olduğu için bir... Doge otursana bir, rahat mı değil mi? Bir bak bakayım, bir kontrol et. 60-70 dolar arasında gider. Gayet iyi. CSM'imiz oynanır. Tamam. Bence işimizi görür. Beni cezbeden şey buydu. Bir de ben oturayım bakayım şöyle. Yani pek de rahat değilmiş açıkçası. Neyse, satarız bunu. Bunu bu şekilde ayıralım. Şöyle bir iki adet bayrağımız var. Oo, bu hangi ülkenin bayrağı biliyor musun? Sanırım bu Porto Rico'nun bayrağı mı? Biraz atıyorsun gibi. Yani. Yani. Fotoğraflar var. Abinin kendisine ait özeli var arkadaşlar. Aynı burada da aynı şekilde. Burada da bir tablo var. Bunların hepsi çöpe gidecek. Burada Suriyeli vaksı mı bu? Vaks var. Mutfak eşyası var, tahta. Bence bu güzel ha. Bu da kesme tahtası. Bu sıfır gibi, bu yıkanıp kullanılabilir bence. Yani olabilir tabii. Kesme, bu kesme tahtası da iyi. Güzel. Aynen, o da güzel. Şuna bakalım. Evet. Allah Allah. Yani burada çok güzel bir... Ha, şu ürün bu. Fiyatına bakayım, merak et. 31 dolar. 43 dolardan düşmüş. Jartier mi deniyor bundan da? Ya böyle bir şey. Neyse, çok karıştırmayalım. Bu komple çöpe gider. Bunu da atarız. Şunu, atarız, şunu atarız. Bir cebine. Atarız. Evet. Burada bir ayakkabı. Komple hepsi ayakkabı arkadaşlar. Şöyle Made in China marka bir ayakkabı varmış. Target'tan alınmış. Bunları az sonra detaylı inceleyelim. Şimdi daha deponun bayağı bir yeri var. Dogi ver. Heh. Markasını, ooo, North Face. North Face'imiz var. Abi demek ki bak, bu depo beni heyecanlandırıyor. Bak inanıyorum bu depodan gerçekten güzel bir şey çıkacağına. Böyle bir North Face var. Bu hangi marka? Under Armour. Ama Under Armour markasının bundan haberi yok sanki. Bu biraz daha... Adana usulü. Aynen, falan hani. Adana. Burada Calvin Klein var, çocuğuna ait Nike sanırım. Ooo! Bunun fiyatı 150 ile 200 dolar arası dışarıda, sıfırının yani fiyatı. Evet. Tamam, 120'ye gider. Bir adet North Face daha var. Bunun fiyatı inanmazsın 110 dolar falandı. Ben daha geçen baktım bunun sıfırına. 110 dolara satılıyordu. Burada bir Cinderella kıyafeti var. Ona hiç bulaşmayalım. Böyle bir North Face daha var. Bence biz bunu olduğu gibi alalım. Çünkü bunun şu montlar güzel. Bir şey diyeceğim ama birazcık absürt gelebilir. Şu içi, şunun içi var ya, belki 15-20 bin liradır TL'ye vurduğumuz zaman. Vurmayın. Aynen. Aynen, vurmayalım. Dogi ver bakayım. Çok güzel bir bıçak seti gördüm burada. Sanki bizim evimize hediyelik Starbucks'ın. Bunu güzel kullanırız. Yemekler yaparım, evet, ben. Bunu kullanırız abi. Bunu şöyle şuraya ayırayım. Türkiye'de bunlar çok pahalı diyebiliyorum ben. Bunun fiyatı burada 15 ile 20 dolar arasında. Aa, bu sıfır. Türkiye'de çok pahalı diyebiliyorum. Sıfır. Kullanılmamış. Tamam. Evet, Starbucks filtre kahve makinesi. Bu da sıfır. 10 numara. Ya şunların fiyatları bakalım. Bakın 20 dolar arkadaşlar. Ha, burada yazıyor. Bunun fiyatı da tahminimce 15-20 dolar arası, 40 dolarlık ürün. Bunlar çok bir... Aynen. Şöyle şunların içine de bakalım da. Tamam. Dogi ver, elim yanıyor bak, evet, inanıyorum. İçinde güzel şeyler görüyorum. Bu denge ölçmek için mesela, bunu böyle kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kullanma, denge. Şöyle ölçüyorsunuz. Gel bakayım bir. Bu abi, bunun fiyatı 5-10 dolar arasında, disco ball. İşte. Hayda. Security officer.
Arkadaşlar bu security officer bizim bir AVM güvenliği değil. Bu adam tam sen var ya AVM güvenliği tipi var sende. Kanka harbi sağlam. Bu bir şey değil mi? Bu özel ajan. Yani ya yok abi ya. Ya şaka yapmıyorum. Bu security officer Türk yani Amerika'da kaçak çalışan insanları deport eden şube. Bu adamların edebilme özelliği var. Sivil oluyorlar genelde. Yani bu bildiğin bunun gibi bir AVM güvenliği değil. Bir de üstüne kutudan şeyden bu çıktı. Yani bu depoda silah. Benim gibi bir silah olma ihtimali var Logi. PlayStation 5 hayırlı uğurlu olsun. Allah bereket versin. Vallahi ben de bilmiyorum. Oyun mu bu, film mi izleyebiliyorsun? Sanki bunlar filmmiş oyun gibi. Oyun herhalde bu. Ama baksana bunlar film gibi. Niye? Oo! İki tane Nike ayakkabı var arkadaşlar. Brother ta oraya zıplaman lazım. Elektrikli ışıklar gitti. Bak bak koşuşak. İki tane Nike ayakkabımız var. Hatta size şöyle göstereyim. 9.5 tam benim ayağım. Bu dışarıdaki fiyatı. Bu da 9.5. Hakikaten senin ayak numaran da aynıymış ha. Ne sandın? Büyük mü ayağın? Şöyle ayıralım. Bunu 45-50 dolar. Ooo! Gucci'nin şöyle bir kemeri var içinde. Orijinal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz acaba? Bunun ithalatını, ihracatını ben Adana'da yapıyordum. Adana şey kapalı çarşı hesabı. Bu kemer çok kötü bir imitasyon. Yani bunların daha iyisini bir zamanda. Ama ben bu adamdan imitasyon beklemem. Nedenini sor. İçeriden North Face'ler çıktı. Bir de officer yani adam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yine burada da çocuklarının kıyafeti var arkadaşlar. Onun haricinde yine çocuğun gayet temiz bir ayakkabısı var. Yani en azından bir 10-15 dolarlık kutu ederi. Evet. Kapatıyorum bunu. Tamam. Şurada bir şey gördüm. Burada bir tane konfeti var. Bunu şimdi ne? Nasıl? Nasıl? Ben var ya patlayacağını düşünmüyordum. Niye patlamasın? Patlayacağını düşün. Adana'ya gidek mi? Şalvarında. Şöyle bir kutumuz var. Bunun içinde de abinin şahsi ürünleri olabilir. Şuradaki alarm sürekli ötüyor arkadaşlar. O yüzden videoda çok biz bekliyoruz yani tekrardan açmak için. Buradan aslında adamın kim olduğunu çözebiliriz. Şöyle baktığımız zaman ama çok fazla şahsi ürünleri de yani sizlere göstermek doğru olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir telefonumuz var. Ya bu telefonlar var ya bak ajanlar kullanır. Dogi şaka yapmıyorum bu telefonları ajanlar kullanır. Biz şöyle bir depoya da başvurmuştuk. Sizlere şöyle göstereyim. İnşallah kamera doğru açıdan gösteriyordur. Deponun içinde sadece bu valiz var. Şöyle bir şey var. Bunun üstünde iPhone kutusuyla Apple Watch'un kutusu var. Biz 20 verdik adam 30 verdi. Ben 40 verdim bakın. Şurada adam 50 verdi. Ben 60... Dogi vereyim mi vermeyeyim mi? Ver ya. Yani kaybedersek 60 kaybederiz. Zaten deponun içinde çok ürün yok. Adam da fotoğrafı çeken kişi de sanki iPhone'u oraya almayacak gibi görmüş olduğunuz gibi 40 vermişti. Ben bu depoya 60 vereceğim. Son 11 dakikası. Şöyle bir motor kaskımız var. Matrix Helmet yazıyor. Ooo pahalıymış lan fiyatları. Bu görmüş olduğunuz kask birazcık eski ama bunun ortalama yani fiyatları arkadaşlar... Bence 100-150 dolar arası bu kaskın. 2015'te takla atmış abi. Sıfırını. Bak böyle şeylerin içinde bir şey olabilir ha. Bak bak. Yokmuş. Onlu sote bu ne lan? Dayım AliExpress'ten çekmiş. 5 dolar 99 sen. Ve 100 tane var mı? Aynen. İçeride 100 tane vardır. Tamam abi. 5 dolardan 5 kere 5 250 dolarlık ürün var orada. Hızımızı kesmeden ben deponun gerçekten bizi çok daha fazla heyecanlandıracağına inanıyorum. Arka taraflara doğru ilerlediğimizde inşallah. Bu komple yatak, döşek, battaniye ürünleri var içinde. Arkadaşlar şöyle bir kutumuz var. İçinde ödüller var. Herhalde çocuklarının kutusu abimizin. Kitaplar. Kitaplar var şöyle bu şekilde. Bu kitaplar gerçekten bazıları kitapların yani 100 dolarlar değerinde bir para bile edebiliyor. Bakın mesela bu kitabın fiyatı 10 dolarmış. Şöyle bir fosilin 100 metre saati var. Biraz eski ama bunların sıfırlarının fiyatları 50 ile 200-250 dolar arasında değişiyor. Baksana işareti evet. Üzerindeki. Yani bu depodan silah çıkacak mı? Ben çıkacak diye düşünüyorum. Bu çöp. Evet Dogi abi sendeyiz. Bana lütfen güzel bir kutu ver. Artık güzel bir kutu ver. Oo, bot sıfır bu arada. Made in China'ymış ama şöyle bir bot. Marka bir bot değil. Onun haricinde yine eşyaları var burada. Süzme var, süzgeç var burada. Senin gibi bir. Elektrikli. Yani şu kaç ayakkabı bu?
Chicago'da yaşayıp 36,5 ayağı olan hanımefendiler yazarsa... Niye gülüyorsun oğlum ya? Ayıp bir şey mi? Hediye edebiliriz yani. Ederim. Bence çok güzel kışlık bot. Evet arkadaşlar gittik. İkinci depoyu aldık az önce. $100 yine depozito verdik. Bu depoya totalde $80 para ödedik. Yani bakalım. Şımarmalı. Bismillah diyelim. Sen açar mısın kanka rica etsem? Bunun içinde iPhone 13 Pro Max'imizi çıkarıyoruz. İnşallah. Ben ya Apple Watch birinden birisi var gibi bir hissiyat var içimde ama büyük ihtimal depoyu ilk açtığımızda yine bir alarm ötecek. O alarm bayağı bir rahatsızlık veriyor. Bazen bana aç yok en son. Bir sallayayım şöyle. En son. Bir tane bebek arabası var arkadaşlar şu şekilde. Bunun fiyatı bu güzel para eder bu arada. Yani gayet de sıfır değerinde bir bebek arabamız var burada. Yastık. Onun haricinde bir adet yastığımız bakalım, var. Bavul. Bir tane de. Boş mu? Boş sanki. Boş bir bavulumuz var. Yani biz çok harbiden olduğum için içinde yokmuş gibi hissediyorum. O da olabilir. Evet. Bavulun içinde şöyle bir şey var. Kalem var. Böyle bir Bible var arkadaşlar. Falçata lazım olur. Evet. Geliyorum. Bir anlık gaza gelip de geliyorum. Bizim gibi hata yapmayın mı yapın. Tamam. Bu boş. Şimdi yalan yok. Bu boş abi. Aha. Olsun abi. Yok bu kablolu ama ya. Ben düz AirPods sandım da bu kablolu bu arada. Ya bunun yani içinden hiç yoktan... 64 GB'miş zaten ya. Çıksa da ne olacaktı ya? Hadi dogu ya. Şu şimdi abi. Şimdi ben bunu o birazcık bir dolu gibi bir şey var içinde. Bu boşmuş arkadaşlar. Ben bunu hadi evet, artık dogu. Zonguldak'ın zoğusu mu geliyor? Benim adım ya. Abi bu kutu abi çok ağır da ama ya. Hiç mi yok? Ya bu nasıl olabilir böyle bir şey? Kutu bayağı bir ağır. Bu ne abi? Yani. Neyse hemen elimizi almışken diğerlerini de deşelim. Saatin kordonu işte. Yok mu daha devam bunu? Vallahi taklaya geldik. Dok. Arkadaşlar şimdi bu depoyu açan insan, fotoğrafını çeken insanın buraya bakma ihtimali vardır. Bu ne? Evet. Ben harbi bilmiyorum. Gördüğünüz üzere. Ananı satayım. Oğlum bu... 12.99'a şöyle bir küpe setimiz var arkadaşlar. Oo, Allah bereket versin abi. 1999'dan paralar var burada. Güzel. Bunları dur bakayım. Şöyle bir iPod'umuz var. Çok güzel. Onun haricinde tarak var. Yani evet bir anlık gaza gelip de hata yaptık ama olsun tecrübe oldu bizler için. Evet arkadaşlar bu depoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer depo birazcık bizi üzse de ben hala bu deponun içinden güzel şeyler çıkacağına inanıyorum diyebilirim sizlere. Şöyle iki tane yan yana sen ondan ben bundan açalım. Bakalım. Burada yine aile fotoğrafları, dosyaların olduğu, bayağı bir dosyaların olduğu var. Çok güzel. Bir tane tabletimiz var arkadaşlar. Ekran kırık. $5 falan çalışıyorsa eğer. İnci var bunun içinde. Sahte bir inciye benziyor. Oo! Diğerinden iPhone çıkmadı ama LG'nin bir adet telefonu. Bir adet daha LG'miz var. Herhangi bir şey yazmıyor üzerinde. Büyük ihtimal imitasyon bir ürün olabilir. Şöyle bir telefon var. Bu telefonlar artık birbirine girmiş. İki adet, bir adet LG, bir adet ZTE diye bir telefon var. Bunları şöyle ayıralım istiyorsan. Şu telefonları da. Dur bakayım. Bunun içindekileri oraya atalım. Bunu, bu kutuyu bir boşaltalım. Baktın mı sen onların dibine iyice bunu? Aynen. Şey tamam. Bir adet LG daha çıktı. Şöyle boyama kalemleri var. Bu da full evraktan oluşan bir kutu arkadaşlar. Onun harici pek de bir şey yok. Şu kenarda dursun. Şöyle ayıralım şunu.
Yani bu ablanın mı abinin mi tam anlayamadım ama. Ooo. Bu orijinalse güzel para eder diye düşünüyorum. Çünkü markası... Koç marka. Koç mu? Çok meşhurdur, evet. Koç diye mi okunuyor? Evet. Dur bakayım, hemen bakalım. Yani ortalama fiyatları 100'den başlıyor. Bu şu şekilde bir çanta sanırım. Yani 90 dolara falan. Ayıralım, dursun. Bu da Koç'un. Evet. Bu da Koç'un marka çantası. Bunu da şu şekilde ayıralım. Full askılık bu. Full askılık. Şaşırt artık beni Dogi. Koy abi. Heh. Bu yine çocuklara yönelik. The North Face'in bir çantası var. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım ya. Elimi attığım yere değil o geliyor, kilot geliyor arkadaş ya. Burası hep oyuncak herhalde. Evet, burası full oyuncak. Aha. Oo şey. Bundan su içiyorlardı değil mi Viking dönemlerinde? Onda da sanırım yine oyuncaklar olan bir kutu. Evet, bu da kız çocuğunun oyuncakları olabilir arkadaşlar. Son ürünlere doğru gidiyoruz. Burada bir adet patenimiz var arkadaşlar. Hatta şu üzerinde fiyat yazıyorsa direkt buradan bakalım. Fiyat yazmıyor. Cüzdan. Burada yine bolca evrakların olduğu. İşte. Bir şey bu. On numara. Al bakayım bir şey, Z raporunu Dogi Baba. Bakalım. Depodan ne çıkacak? Bu ne ya? Çok oynama sen onunla da. Allah Allah. Sen de maşallah her şeyi de biliyorum bakıyorum. Ya bizim de arkadaştan yani. Ben alacağım. Zaten bir şey kalmamış da. Şöyle bir kutumuz var yine burada. Oo, North Face'in bir montu daha var. Bu çocuk montu sanırım. Bunu da şu şekilde ayıralım. Bunu alacağız daha. Onun içine de bakmadık. Burada yine montlar var. Onun harici burada. Evet. Ya oğlum. Dur dursana bir, azıcık vurayım şuna. Dur, şamar vuracağım bir dakika. Yapma ya. Çok güzel ama. Tanesini 9.99'dan satıyorlarmış arkadaşlar. 3, 6, 8 tane var toplamda bizde. Şöyle bir şey var. Bu sanırım fare kapanı. Basket topumuz var. Son valizimiz var şurada. İçi boş. Şunlara bir bakalım. Tekrardan buraya geri dönelim. Ütümüz var. Şöyle bir çantamız var. Yine çorapların bulunduğu. Bu ne? Ya Dogi, dokundurtma bana şimdi. Yine enteresan bir şeydir bak. Yok mu şurada bir şey? Ne, hangi marka çanta? Markası sökülmüş. Evet, burada yine düzleştiricimiz var arkadaşlar şu şekilde. Hangi markaymış? Kristin S markasında bir düzleştirici. Onun harici bir tane daha var burada. Şuna şurada bakalım. Evet, yine North Face'in arkadaşlar şöyle bir ceketi var. Dediğim gibi bu ceketin fiyatı 100-110 dolar arası, dışarıda sıfırının fiyatı. Hatta tabii ki bunların ceplerine de bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Ya bayağı da cepleri açılmış aslında bunların ama. Çok güzel bir deri ceketimiz var burada. Bunun markası Akira diye bir markası varmış. Onun haricinde şöyle kaba taslak bir eşelim bakalım burayı. Yani sanırım burada pek fazla da bir şey yok. Son olarak şurada şöyle bir ürünlerimiz daha var. Yani silah çıkmaması çok enteresan ya. Abi çıkacak ya, inat ettim ama. Kamp sandalyesi. Kamp sandalyesi var. Yine ses sistemi var. Şöyle bir çantamız var. Evet. Şu yatakların aralarına bir bakalım. Bayağı büyük bir yatak varmış burada. Evet arkadaşlar, depomuz bu şekildeydi. Bayağı bir ürün var. Hatta şurayı görüyorsunuz, bu tarafı da görüyorsunuz. Bu depodan ben zarar ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü 20 dolara aldık bu depoyu. İçerisinde çok güzel Nike'ın, North Face'in birçok montu vardı. Onun haricinde birçok eşya işimize yaramayacak. Ama işimize yarayacak olan da bayağı ürün var. Mesela şu sandalyeden falan tutarsanız. Biz tekrardan buranın bir ufaktan üstünden geçip ondan sonra da arabaya yükleyip oradan yolumuza bakacağız. Doğukan, teşekkür ederim bu videoda bana eşlik ettiğin için. Rica ediyorum. Bir şeyler söylemek istiyor musun? Şöyle söyleyelim. İlk tecrübendi mi? Nasıl hissettin? İlk tecrübemdi. Güzeldi. Ben severim normalde böyle ne çıkacak, ne olacak.
araştırmayı. Güzeldi, bir daha yapabiliriz. Yani bence bu insanı yani birazcık rahat bulana kadar, ben de o iPhone'u rahatlatıyor insanı bence araştırırken. Beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. 7.5K like gelirse minimum 200 dolarlık bir depoya girelim o zaman. 200 dolar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bak bak koşuşak.